Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Bugün sizlerle Reflection'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda attribütlerle birlikte Reflection'ı nasıl kullanacağına bakacağız. Bir önceki videoda da söylediğim gibi. Bunu direkt örnek üzerinde göstereceğim. Zaten artık attribütlerle Reflection konusunu biliyoruz. Bu örneği internette Fatih Boy adında birisinin örneğinden faydalanarak yapacağım. Bu örneği başlangıç için uygun buldum. Gayet güzeldi. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Şimdi öncelikle senaryomuza bakalım ve sorunumuzun ne olduğuna bakalım. Bir tane personal adına klasımız olsun. Ve bunun içerisinde de field'larımız olsun. Mesela bir tane name olsun. Bir tane id. Son olarak bir de yaş. Age field'ımız olsun. Şimdi gördüğünüz gibi 3 tane field'ımız var. Bu person sınıfından bir instance, bir tane nesne oluşturalım. Eşittir new person dedim. Name'i girelim. Gürkan dedim. Ve bir de age'i girelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi ID'yi girmedim. Ama benim istediğim bunların üçünün de zorunlu olması. Ya da ID'nin zorunlu olması fark etmez. Şu anda ID'ye girmediğim için. Ama ben her halükarda bu ID'nin girilmesini istiyorum. Yani bunları zorunlu tutmak istiyorum. Şimdi bunlar için şöyle bir anahtar kelimemiz yok. Ya da required gibi bir anahtar kelimemiz de yok. Yine bunları zorunlu yapalım. O zaman bu işe bizim bir çözüm bulmamız lazım. Bu tür şeylerde de her zaman attribute'ler ve reflection'lar her soruna neredeyse çözüm olurlar. Burada olduğu gibi. Şimdi o zaman benim bir attribute oluşturmam lazım. Bunları zorunlu kılan. Şöyle bir kullanımım olması lazım. Şöyle. Evet. Şimdi burada hata aldık çünkü daha attribute'umuz oluşmadı. Onu oluşturalım. Public class zorunlu şuraya attribute yazdım. Bunun attribute olması için attribute sınıfından türetilmiş olması lazım. Böylelikle sorunumuz kalktı. Attribute'umuzu oluşturduk. Bu arada bunu çalıştırdığımızda hala bir hata vermeyecek. İlk kez derlendiği için şu anda biraz yavaş oldu. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir bize hata vermedi. Yani eksik girdiniz ya false vesaire gibi bir geri bildirim vermedi. Sadece şu anda attribute'umuz var ama bir işlevi yok. O zaman bizim bir kontrol sınıfı oluşturmamız lazım. Ya da bir metodu. Ben sınıf içerisinde yapacağım onu. Onun üzerinden kontrol edeceğiz. Public, statik bir şey olsun. Class, kontrol sınıfını oluşturdum. Bunun da içerisinde bir tane böyle olsun geri dönüşü true false olarak bakalım. Check adında bir tane metodumuz olsun. Şimdi ben bu person'ı kontrol edeceğim için onun instance'ınla işlemler yapmam lazım. Yani nesnesiyle. Şurada yapacağımız gibi. Mesela kontrol nokta check diyeceğiz. İçerisine person alırsa hala ben buradaki şuna P diyelim. Bu P'yi vererek işin içinden çıkarım. Zaten check'e baktığımızda içerisine person alıyor. Bu da zaten bir person nesnesi olduğu için içerisine rahatlıkla verebiliyoruz. Hala burada reflection sayesinde bu instance'ın type'ını vesaire alabileceğiz. O zaman ilk önce type'ını almakla işe başlayalım. Get type dedim ve burada person'ın type'ını aldım. Daha sonra for each döngüsüne giriyorum. Bu type üzerindeki tüm field'ları almak istiyorum. Get fields. Tabi bunun içerisinde public değil de şey de olabilir. Private vesaire de olabilir. Onun için binding flex'ten yararlanabiliriz. Zaten onun kullanımını biliyoruz. Mesela private'ları da almak isteseydik. Şunu şöyle yapmamız lazımdı. Non-public bir de binding flex nokta instance. Böylelikle private'ları da alıyorduk. Hatta public diyerek de bir tane hepsini alabiliriz.
Benimkiler zaten şu anda public ve bunun kullanımını biliyoruz. Uzamazsın. Böyle tüm field'ları al dedim. Şimdi bunun içerisinde bizim attribute'ü almamız lazım. Onu nasıl alıyoruz ona bakalım. Bu item yani her bir field'ın attribute'üne bakmamız lazım. Çünkü bunlarda mesela başka attribute'ler de olabilir. Mesela serializable attribute'ü bunda olabilir. Tabii şu anda hata verdi, bunun sebebi serializable attribute'ü class'larda kullanılabiliyor. Ama şu anda örnek açısından bakın. Bunda iki tane attribute olabilir. Hala bu name field'ının attribute'lerini almamız lazım. Ve oradan zorunlu attribute'ünü kullanıp kullanmadığını kontrolünü yapmamız lazım. Şimdi item.get custom attributes ile attribute'leri alıyoruz. Tabi bu içerisine hangi attribute'ü alıp almadığını belirtmemiz lazım. Şimdi geri dönüşü şurada gördüğünüz gibi bir object dizisi alıyor. Şu jenerik yapılara bakmıyorum. Object türünden bir diziye gidiyormuş. Ve gördüğünüz gibi attribute'ün type'ı diyor. Yani direkt buraya zorunlu attribute yazmıyoruz. Type'ını istiyor. Type'ını almak çok kolay. Type of anahtar kelimesi sayesinde. Zorunlu attribute dedim. Virgül inherit var. Yani inherited olup olmadı. Hatırlıyorsanız zorunlu attribute'larda attribute usage vardı. Oradaki videoya bakabilirsiniz. Onu istiyor. Buraya da true diyor. Yani inherit olabilir. Inherited. Yani kalıtılma özelliğine bakıyoruz. Bu bize bir object dizisi dönüyordu. Buraya bir attribute adında object dizisi oluşturdum. Şimdi şuraya bir daha geçmek istiyorum şunun üzerinden. Bu item her bir field'ı alıyorduk. For each döngüsünde her field'ı aldık. Şu 3 field'ı da aldık. Bunun içerisinde tek tek dönüyoruz. Mesela ilk sıra şunda. Bunun attribute'larını al dedik. Al dedik. Tabii hangilerini al? Zorunlu attribute'u al. İçerisine attribute'un type'ını istediği için type of anahtar kelimesini kullandık. Daha sonra virgül diyerek true dedim. Bunun sebebi inherited özelliği olsun dedim. Tabii buna false da diyebilirsiniz eğer inherited özelliği olmasın diyorsanız. Inherit özelliği de dediğim gibi attribute'ler videosunu açıkladım. Class'tan kalıtılıp kalıtılmadığına bakıyor attribute'un. O özellik. Bu arada bu sanırsam şurada bakalım. Properties'de çalışmıyordu. Aynen bu parametre properties'lerde ve eventlerde geçersizmiş zaten. Yani property yaptığınızda bunun çok da bir önemi yok. Her neyse. Attribute'leri bu şekilde aldık. Şimdi attribute zorunlu attribute varsa mesela şunun için zorunlu attribute var mı? Var. O zaman 1 olacaktır. Aslında dizimiz bir eleman olacaktır. Mesela şöyle olsaydı. Bu attribute'de zorunlu attribute'e bakacak. 1, 2, 3. O zaman 3 tane var diyecek. Tabii bunun kullanımı kapalı. Onu isterseniz şeyden açabilirsiniz. Onu zaten biliyoruz. Attribute usage vardı. Attribute targets. Target'ını böyle tanım. Hatta buradan field olsun. Buradan all vesaire yapabilirsiniz. Yaptığınız bu örneğe göre. Burada bakın allow multiple var. İşte birden fazla kullanma durumu. Bunu true yaparsanız hata gidecektir. Ama bizim örneğimizde bir kere kullansa yeter. Çünkü 3 kez zorunlu olsun saçma bir anlamı oluyor. Onun için ben bunu zaten false yapıyorum varsayılan ayarı. Devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi hala bunun değerinin 1 olması lazım. Eğer ki sıfırsa bu olmaz çünkü zorunlu attribute demek ki yok demek. O zaman şöyle bir şey yapıyorum. Attribute nokta length sıfır değilse bu işlemleri gerçekleştir diyorum. Yani bunu değeri zaten sıfırsa zorunlu attribute yoktur. O zaman işlem yapmama gerek yok yani. Şimdi attribute nokta length sıfır değilse dedik. Attribute'umuz yani zorunlu attribute'umuz varsa. Şimdi buranın kontrolüne geçelim. Öncelikle değerimizi almamız lazım. Value diyorum. Bu item üzerinden hatta instance üzerinden de gidebiliriz veya type üzerinden. Type nokta get pardon
Biz şimdi buradaki item alacağız. Pardon. Bir an kafam karıştı. Şimdi bu item tüm field'ları itere ediyordu. Name, id, age olacak yani. Hala bunun değerini alacağız. Get value. İçerisine obje istiyor. Yani nesne istiyor. Nesnemiz zaten belli. Buradaki instance. Şimdi get value object türünden bir değer alıyor. Mesela siz sadece string'ler için kontrol yapmak istiyorsanız hala şöyle yaparsınız. Bunu string yaparsınız. Bunu da string'e cast edersiniz. Ben de hepsi için yapmak istiyorum. Yani integer vesaire için de bu kontrolü sağlamak istiyorum. Onun için böyle bir şey kullandım. Şimdi değerini aldık. Buradan sonrası zaten kolay. Eğer ki değeri null ise return false olsun. Zaten böyle bir şey yoksa da true olsun. Buradaki hatamıza bakalım ne diyor. Person ulaşılamaz diyor. Çünkü person internal. Onu da public yapalım. Evet, böylelikle hatamız da düzeldi. Şimdi bir kez deneyelim. Mesela burada ID'yi girmedim. Bir tane daha person oluşturacağım. Şu P1 olsun. Şu da P2. New person. Name'i mesela Mahmut olsun. ID şöyle bir şeyler olsun. Age eşittir 45. Şunu sileyim gözükmesi açısından. Her neyse zaten şöyle yapayım hatta. Evet. Person 2'de hepsini girdik. Name, ID, age girildi. Bu arada hepsi zorunlu attribute ile işaretlendi. Yani zorunlu olarak girmek zorundayım yani. Person 1'de ise ID'yi girmedim. Bakalım ne dönecek bize. ConsoleWrite içerisinde kontrol edelim. Kontrol nokta check. Parantezini açtım, kapattım. İçerisine bir person nesnesi istiyor. P2'yi verdim mesela. Bunun true dönmesini beklerim. Çünkü üçünü de girdim. Çalıştırıyorum. True döndü. Tamam. Peki P1'de false dönecek mi? Evet, false döndü. Çünkü ben ID'yi girmedim. Mesela hemen ID'yi girelim. Çalıştırıyorum. True döndü. Çünkü hepsine girmiş oldum. Mesela age'i girmedim bu sefer. Yine çalıştırıyorum. Burada true döndü. Ha bakın. Orayı söylemeyi unutmuşum. Bunu integer yapmışım. Integer null olamaz. Tabii integer eğer null label olursa onu da kullanma şöyle bir şey. Bunlara zaten geleceğiz. Öyle bir hata aldık. Şimdilik biz bunu da string olarak kullanalım. Daha iyi anlaşılması açısından. Çünkü integer null olamaz. Onun için böyle bir karşılaştırma oldu. String yaptığımızda sorun çözülecektir. Orası da gözden kaçırmışız. Şimdi çalıştırdım. False oldu. Dediğim gibi integer'da null karşılaştırmasını yapamadığı için şey oluyor. Mesela integer için de şey yapabilirsiniz. Eğer integer'sa işte atıyorum 0 olamaz mesela. Çünkü ya 0 olamaz. Onun kontrolünü yapabilirsiniz. Şimdi bunu şöyle daha güzel hale getirebilirsiniz. Mesela eğer yani exception true exception yaparak daha kolay olur. Check mesela P1. Burası true dönerse bir şey yoktur. False dönerse sıkıntı vardır. Onun için başına bir ünlem koydum. Ve burada true bir exception gönderelim. New exception dedim. İşte burada mesela bir şey yazdıralım. Hata mesajı yazdıralım. Şöyle. Şimdi P1 gördüğünüz gibi şu anda age üyesi girilmemiş. Hale hata vermesi lazım. Gördüğünüz gibi zaten çalışmadı.
Error dedi. Onu gireyim mesela. Bir hata vermeyecektir. Şimdi zoruna attribute'umuzun düzenli çalışıp çalışmadığına bakalım. Mesela ben age'i girmedim. Ama age'i de zorunlu olarak işaretlemedim. Hala burada bir hata vermemesini beklerim. Çünkü age şu anda zorunlu değil. Şimdi çalıştırıyorum bakalım. Hata verecek mi vermeyecek mi? Gördüğünüz gibi hata vermedi. Çünkü age artık zorunlu değil. Zorunlu attribute'üne sahip olmadığı için burada attribute'ün length'i 0 olmuş oldu. Böylelikle bu if koşuluna hiç girmedi bile. Ve buraya baktığınızda true olmuş oldu. Şimdi örneğimizin üzerinden bir kez gitmek istiyorum. Biraz karmaşık örnek olabilir. Aslında her şey şu check metodunda saklı. Instance'ımızın yani nesnemizin type'ını aldık ve burada tüm field'lara ulaştık. Burası tamam. Attribute'umuzu aldık ve attribute'umuzun hangi attribute'ü alacağını belirledik burada. Tabi içerisinde type istediği için type of sonra attribute dedim. Şunun çok bir şeyi yok. Mesela buna false dedim. Onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi onunla ilgili çok bir şey yok. Eğer ki kalıtım ile ilgili de ilgileniyorsanız bu sefer bu özellik geçerli olur. Ama böyle temel işlemlerde bunun çok bir şey yok. Sadece bize object türünde attribute'ların hepsinin dönmesi için bu parametreyi kullanmak zorundayız. Çünkü bunu kullanmadığımızda üzerine gelelim. Gördüğünüz gibi IEnumerable şeklinde bir interface geriye dönüyor. Ama böyle yaptığımızda bir object türünden değer dönüyor. Onun için öyle yaptık. Neden object türünden bir dizi ihtiyacımız var? Çünkü o dizinin boyutu bizi ilgilendiriyor. Çünkü adedi sıfırsa burada gördüğünüz gibi attribute'ü yok demektir. Hala işlem yapmamıza gerek yok. Ama sıfır değilse demek ki zorunlu attribute'üyle işaretlenmiş demek. Böylelikle içerisinde işlemlerimi yapıyorum. Hatta bunu şöyle de yapabilirim. Zaten 1 ile işaretleneceği için eşit eşit 1 ise böyle yap da diyebiliriz. Aynı mantık. Buraya geldim. Benim volume'u alıyorum. Instance işte buradan aldım. Şunun üzerinden. Bu item'ın. Item tabi bunlar oluyor. Name, id ve age. Onların değerini aldım. Ve bunu object türünden bir değişkene atadım. Tabi burada bir string ile ilgili işlem yaptığımız için aslında artık şöyle de yapabiliriz. Daha sonra bu value'muzun kontrolünü yaptık. Eğer nullsa return false yani false döndersin. Bu işlemlerin hiçbiri değilse de true olsun dedik. Az önceki integer'da neden hata verdiğine geleyim. Onu da açıklamak istiyorum bir kez daha. Şimdi integer'a null atayamıyoruz. Şurada göstereyim hatta. Int x eşittir null dedim mesela. Gördüğünüz gibi hata aldık. Çünkü böyle bir şeyle işaretleyemeyiz. Dediğim gibi şu kullanım var. Bunu ben göstereceğim zaten. Bu kullanımdan atayabiliriz ama bizim orada kullandığımız normal integer'dı. Onun için hata aldık. Hala burada null olmayan bir şeye neden null koşulunu kontrol edelim olabilirliğini. Çünkü böyle bir şey olamaz. Oradaki hata onun içindi. Ben de string olarak düzelttim. Tabii bunu nasıl geliştirebilirsiniz? Burada şey yaparsınız. Object türünden aldığınız için. Pardon. Object türünden değerimizi aldığımız için. Burada bir tip kontrolü yapardınız. İşte type of daha sonra bu value verirdiniz. Eğer ki eşit eşitse mesela integer 32'ye. Ona göre burada değerlerini kontrol ederdiniz. Burada hatamız ne onu anlamadım çok. Şey yapalım. Value nokta get type. Burada da sadece int 32 demişiz. Int 32'nin tipine eşitse. Evet, işte bu kullanımı yaparak eğer integersa mesela içerisine geldiniz. Bu sefer bir koşul daha açtınız. Value bu sefer sıfırsa return false olsun gibi kullanımdan da bahsedebilirsiniz. Burada tekrardan hata vermesinin sebebi object olduğu için bir casting işlemine de bunu aynı şekilde düzenleyebilirsiniz. Hatta hemen yapmak istiyorum. Evet işte bu böyle bir kullanımı yaparak da o integer sorunundan kurtulabilirsiniz.
Gördüğünüz gibi attribute'larla reflection'ı birlikte kullandığımızda aslında bir nevi zorunlu gibi bir anahtar kelime oluşturmuş olduk. Ve artık bu anahtar kelimeyi yazmamız yeter bizim için. Hiç başka bir işlem yapmamıza gerek yok. Şu anahtar kelime çünkü artık bunu zorunlu tutmuş oluyor. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.